Ellerim titreyene kadar, gözlerim görmeyene kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Beni öyle bir sarmış sarmalamış ki yeter artık diyebileceğimi hiç sanmıyorum. Okulun önünde katliam yaşanıyorsa ve ben 7 yaşındayken yanımda kardeşim varken böyle deliler gibi nasıl eve gideceğiz bilmedik. Kurşunlar, patlamalar bir anda yaşadın mı diyor ama benim hayatım oradan girdi. Şunu anlatmalıyım ya da mutlaka bu konuya değinmeliyim, şu mesajı vermeliyim gibi bir kaygım yok. Çünkü ben bu işi yaparken müthiş keyif alıyorum. Yaptığım iş bana dinginlik veriyor, huzur veriyor ve canım ne isterse onu anlatıyorum. Ben şu yüzden kendimi sanatçı olarak görmüyorum. Yurt dışında yapanlar var. Sıfır hatayla yapıyorlar. Baktığımız zaman ilk önce hani biz dioramaya sürekli aşina olmamıza rağmen gördüğümüz zaman gerçek zannediyoruz. Ta ki o elini, parmağını veya bir fırçayı görene kadar. Ne zaman cezaevinde kaldınız dedi. Ben o kadar şaşırmıştım ki. Dedim ki cezaevine kalmadım, hiçbir cezaevi sürecim yok. Dedi ki ben gardiyanım. Ve bu kadar cezaevini, o eski cezaevlerini nasıl yansıttığını anlayamadım dedi. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup atıp tutamazsın. Konuşamazsın, hüküm veremezsin, yargılayamazsın. İşte Türkiye'nin sorunu hala bu ve devam ediyor. Ciddi manada. Her tarafa yansıyor. İşte maketçilik de böyle, anlatabiliyor muyum? Yani iki tane dergi okuyarak, iki tane maket yaparak bu işler olmuyor. Tamam mı? Hak etmen gerekiyor. Çalışman gerekiyor. Yapman gerekiyor. Konuşarak olmuyor bu işler böyle. Yaptığınız esere onu uyumlamak, uydurmak için yani hangi safhalardan geçmeniz lazım? El çalışacak, akıl çalışacak, bir de esere kalbinizi, sevginizi vereceksiniz. Biraz da insanlar şey olarak, parasal olarak bakıyorlar. Yani emek, ona bir emek harcandığını, emek verildiğini düşünmüyorlar. Ben örneğin bir pencereyi, bir kapıyı yaparken belki bir kapı üzerinde 3 saat çalıştığım oluyor.